Seni terk edip de gitmek vardı ama ah bu şarkıların gözü kör olsun. Evet, bugünkü sohbetimizin konusu şarkılar. Şimdi gözünüzü kapayın. En sevdiğiniz şarkıyı veya şarkıları düşünün. Soru geliyor. Bu şarkıları veya şarkıyı neden seviyorsunuz? Eğer bu sorunun net bir cevabı varsa, o zaman bestecinin de şu sorusuna cevap vermiş olursunuz. Ben nasıl bir beste yaparsam insanların sevmesini sağlarım. Arkadaki ekipmanlardan görüyorsunuz. Ben de amatör olarak müzikle uğraşıyorum. Kendi çapımda besteler, coverlar, aranjmanlar falan yapıyorum. Bu sorunun cevabını ben de arıyorum. Birçok bestecinin aradığı gibi. Yani insanları bir şarkıyı sevmeye iten unsurlar nelerdir? Her anlamda. İşte bu videoyla bu sorunun cevabını aramaya çalışacağız beraber. Belki aşağıya sizin yapacağınız yorumların da büyük ölçüde katkısı olacak. Eğer psikoloji, sosyoloji veya konservatuar öğrencisi olsaydım ve bu konuda akademik kariyer yapmayı hedefleseydim, büyük bir ihtimalle master konusu olarak veya doktora tezi konusu olarak bu konuyu seçerdim. Şarkıları neden severiz? Ben bu soruyu değerli sanatçı Orhan Gencebay'a sordum. Bir şarkıyı neden seviyoruz sizce diye. O da bana dedi ki, sözleri mutlaka seni etkilemiştir. Çok güzeldir, o yüzden seviyorsundur dedi. Ben de dedim ki, ama dedim Orhan Bey dedim, hani sözlerini, dilini bilmediğimiz şarkılar, örneğin Joe Dassin'in Let'e in diyen diye bir şarkısı vardır Fransızca. Ben çok severim onu. Onu hatırlatarak dedim ki, yani ben Fransızca bilmememe rağmen bu şarkıyı çok seviyorum. Canım dedi, mutlaka dedi, onun da bir anısı vardır sende dedi. Belki de sevdiğim bir kız arkadaşımla geçmişte ilk dansı bu şarkıyla yaptın dedi. O yüzden sende yer yaptı ve seviyorsundur dedi. Onun üzerine ben de dedim ki, ya peki dedim, yani Orhan Bey dedim, ben Beethoven'ın 9. senfonisini de çok seviyorum dedim. Dans yapılacak da bir müzik falan değil dedim. Peki bunu niye seviyorum dedim. Ya dedi onun bile dedi mutlaka dedi sende bir hatırası vardır dedi. Ya aslında bir sürü kişi Orhan Bey gibi aynı düşüncede. Şarkıyı dinlediğiniz andaki psikolojik konumunuz, durumunuz, duygularınız o şarkıyı sevme konusunda veya sevmeme konusunda itici bir veya çekici bir faktör olabiliyor. Mesela şarkının sözleri ayrılıktan bahsediyor. Siz de sevgilinizden yeni ayrılmışsınız. Veya ölümden bahsediyor, çok sevdiğiniz bir yakınınızı kaybetmişsinizdir. Hemen şarkıyla aranızda psikolojik bir bağ kurulmuş oluyor. Ve siz o anda o şarkıyı sevmeye başlıyorsunuz. Ya da yaz mevsimi, ortalık cıvıl cıvıl, hoparlörlerden de böyle fıkır fıkır bir Mustafa Sandal müziği geliyor işte. Onun arabası var. Güzel mi? Güzel. Mesela o sizi coşturan, eğlenmenize yol açan, kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan bir şarkı. Ve onu duyunca o yaz tatili ortamının da etkisiyle o şarkıyı çok sevmeye başlıyorsunuz mesela. Yani bu, yani bir şarkıyı sevmeyle ilgili olarak aslında psikolojik faktörler genellikle ön plandadır. Onlar belirlerler bir şarkıyı sevip sevmeyeceğinizi.
Mesela berberde tıraş olurken dinlediğiniz bir şarkı sizi o an o şarkıyı sevmenize yol açmayabilir. Çünkü berberde tıraş olmak sıradan bir harekettir. Belli bir duygu unsuru taşımaz. Yani o, ya burada aslında kastettiğim ilk kez duyduğunuz bir şarkı. Yani yoksa yıllardır dinleyip beyninizin en ince hücrelerine kadar kazınmış olan ne bileyim Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray gibi ya da Beatles, Metallica gibi şarkıcıların ve grupların şarkılarından söz etmiyorum. Burada benim özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Bir şarkı çalıyor ve siz o şarkıyı ilk kez duyuyorsunuz. Bu şarkıyı ilk kez duyduğunuz bu şarkıyı bir daha dinleme kararını size ne verdiriyor? Burada benim cevabını aradığım sorudur. Yani gerçek soru bu. Devam edelim. Pazarlama konusunda anlayanlar bilirler. İşletme fakültelerinde de okutulmuştur pazarlama dersinde. Pazarlama karması denilen bir kavram var. McCarthy'nin 4P'si diye de bilinir. Nedir bu 4P? Product ürünün kendisi, price ürünün fiyatı, promotion ürünle ilgili yapılan tutundurma faaliyetleri yani reklamlar vesaire. Bir de place, dağıtım kanalları. Bunları equalizer'ın bir düğmesi olarak düşünürseniz pazarlama stratejisini belirlerken bu düğmelerle oynarsınız. İşte müziğin de böyle bir altı unsurdan oluşan karması var esasen. Bir, melodi. İki, düzenleme. Üç, şarkı sözleri. Dört, ses. Beş, solist. Altı, şarkıyı dinlediğiniz andaki duygu durumunuz. Bunlar bir şarkının bileşenlerini oluşturuyor ve her birinde aynı equalizer'ın düğmesi gibi ayarlar yapıyorsunuz ve en optimum ayar o şarkının sevilme olasılığını yükseltiyor. Bir örnek vereyim ben kendimden işte. Sıradan bir ev ortamında otururken bir arkadaş bana dedi ki ya sana bir şarkı dinleteceğim. Çok bayılacaksın tam sana göre. Yani sıradan öyle benim hani duygu durumumda olağanüstü bir durum yok. Melankolik bir halde değilim. Aşırı neşeli veya mutlu da değilim falan. Yani öyle sıradan bir gün öyle koltuğun arkasına böyle sırtımı yaslamışım falan. Karşımızda da televizyon. YouTube'dan buldu. Şarkı This is the Man's World. O ana kadar dinlememiştim. James Brown ve Pavarotti düet yapıyor. Hakikaten o şarkıyı dinledim ve hayran oldum. İlk kez dinlediğim bir şarkıydı ve ben o şarkıyı çok sevmiştim. Bir daha dinledim, arkasından bir daha dinledim. Şimdi mesela ben işte tam da tarif ettiğim konu bu aslında. Psikolojik olarak normal bir durumdayım. Bir şarkıyı ilk defa dinliyorum ve dinler dinlemez o şarkıya bayılıyorum. Ve hemen o anda bir daha dinleme kararını veriyorum. Peki bu şarkıyı dinlemedeki, sevmemdeki unsurlar nelerdi sizce? Demin anlattıklarıma geri dönecek olursak. Ve burada birinci sırada işte şarkının karması diyoruz ya. Birinci sırada ses var. James Brown biliyorsunuz çok güçlü bir ses. Çok severim ben onu. Yani muhteşem güçlü bir sesi var. Keza Pavarotti de öyle. Onun da sesi çok güçlü. Dünyanın en iyi tenorlarından birisidir. Dolayısıyla iki adam, iki güçlü ses bir araya gelmiş. Bakın deminki şarkı mixinin ses kısmı böylelikle yerine gelip iki güçlü ses önde o şarkıyı söylüyor. Ya melodi de güzel esasen. Yani ritim,
genel olarak o orkestrada çalanlar sazlarına hakim, çok güzel düzenlenmiş ve o düzenlendiği haliyle orkestrayı oluşturan kişiler de çok güzel icra ediyorlar. Dolayısıyla birinci planda ses, ikinci planda melodi ve düzenleme, işte o equalizer'ın, o şarkıların karmasında bunlar o şarkıyı yüceltiyor. Yani işte bunu söylemeye çalışıyorum. Burada aslında bütün bestecilerin ve kendi çapında beste yapmaya benim gibi işte özenenlerin diyeyim. Aradığı sorunun cevabı hep bu. Yani aynı benim This is the Man's World şarkısını dinlediğim anda, ah bu şarkı muhteşemmiş. Ben yeniden bunu dinleyeceğim. Kararını verdiren unsurları bulmak. This is the Man's World şarkısını siz de bir dinleyin isterseniz. YouTube'dan bulun Pavarotti ile yaptığı düeti. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Sevecek misiniz aynı benim gibi? Ne hissedeceksiniz? Bu konuyla ilgili somut bazı araştırmalar da var. Yani bir şarkının neden sevilebileceğine dair. Şimdi biraz onlardan konuşalım. Ben bu konuyu araştırdım, hani böyle deli gibi kütüphaneler falan giderek öyledi. Yani Google'da bulabildiğim yerli veya yabancı makaleleri bu hususla ilgili okumaya gayret ettim. Şimdi oradaki bulgulardan biraz söz etmek istiyorum. Şimdi şarkı sözü demiştik ya, önemli diye şarkının sözleri. Orada mesela müzik piyasasında şöyle küçük bir hile yapılır. Nakarat vardır müziklerde. Yani nakarat biliyorsunuz, bir işte şiir içerisinde, şarkı sözleri içerisinde tekrar eden bölümlerdir. Mesela şarkı sözlerinde diyor ki mutlaka nakarata diyor yer verilmesi gerekir diyor. Ve o nakarat kısmının diyor melodisinin de iyi olması lazım diyor. Güçlü olması gerekir diyor. Ve böylelikle diyor o diyor kulağınıza diyor takılır diyor. Orada diyor yer eder diyor. Hatta onun bir adı da vardı da ben unuttum şimdi okurken. Dolayısıyla şarkıda nakarat olmasının önemi çok büyük. Akılda kalıcılığı sağlaması anlamında. Daha ziyade bulduğum makaleler bundan söz ediyordu. Tabii başka unsurlar da var. Mesela bir tanesi şöyle söylüyordu. Bir şarkı ne kadar çok dinlenirse o şarkının sevilme ihtimali yükselir diyordu. Ve hatta bu özellikle işte eski dönemlerde hani şarkıların daha ziyade dağıldığı radyolarda eğer bir şarkıcının veya şarkının sevilmesi sağlanmak isteniyorsa radyoda günde 3-4 kez periyodik olarak belli frekanslar dahilinde çalınırmış. Yani insanlar dinledikçe severmiş. Aslında bu çok doğru. Yani ben gene kendimden örnek vereceğim. Ben ortaokul ve lisede hep Türk müziği dinlerdim. Yabancı müzikle pek aram yoktu ama üniversiteye gidince yabancı şarkılar, parçalar dinleyen arkadaşlarımın olduğunu gördüm. Ben de dinleyeyim dedim. Çünkü Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü kazanmıştım. Sene 1983, yıllar çok çabuk geçiyor ve tabii hazırlık sınıfındayız. Yavaş yavaş İngilizce de öğrenmeye başlamışız. Artık sözlerini anlayabileceğiz falan. Ben de İngilizce şarkı
dinleyeyim diye öyle bir kendimce karar aldım. Şimdi bir arkadaşıma danıştım. Bu konuda iyi olan bir arkadaşıma. Bana Beatles verdi. İşte iki tane kaset. 62, 66, 67, 70'ten oluşan The Very Best of Beatles kaseti. Dinledim eve gidince. İlk dinlediğimde tepkim şu oldu. Lan bu müziğin nesi güzel? Ne bulmuş da milyonlar hatta milyarlar bu adamları sevmiş, bu müziği sevmiş. 1 trilyondan fazla sattığı söylenir. Beatles'ın şu ana kadar ürettiği şarkıları. Sonra bir daha dinledim, bir daha dinledim. Dinledikçe baktım ki, aa, sevmeye başlamışım. Şimdi mesela Beatles benim en sevdiğim gruplar arasındadır. Ve hatta onların müziğinin neden bu kadar çok sevildiğine dair kendi çapımda araştırmalar da yaptım. Sevimli insanlardı vesaire işte çok espritüeldiler, hazır cevaptılar. Bir de onların doğduğu dönemler İkinci Dünya Savaşı'nın sürdüğü 40'lı yıllar çoğunun öyle. Mutlaka ailelerinde savaştan dolayı bir kayıp var. Bunlar öyle bir ortamda büyüdüler. Büyüdükleri ortam savaş yaralarının sarılmaya çalıştığı ortamdı. Derken işte tam toparlamaya çalışırken ve bunlar da 15-20'li yaşlara geldiğinde bu defa Vietnam gibi başka savaş tehditleri çıktı. Ulan yeter bunlar aşk, sevgi bilmem ne falan deyip oradaki tüm gençlerin yani o dünyada yaşayan o yaştaki tüm gençlerin hislerine tercüman oldular. Yani bakın burada işte şarkıların psikolojik boyutundan da söz etmiştik ya. Beatles o bölümü çok iyi vurdu. Ve artık tabii menajerleri de çok iyiydi. Brian Epstein. Her neyse yani sonuç olarak sadece Beatles değil benim böyle daha önceden hiç dinlemediğim ama defalarca dinledikten sonra sevmeye başladığım bir sürü böyle grup vardır. Yani Metallica öyledir, The Doors öyledir. Yabancılardan örnek verecek olursak çünkü yerli sanatçıları dinlerdim. Arabesk müzikten mesela örnek vereyim. Yani bize dönelim şimdi yurt dışında. Sizce arabesk müzik 70'li 80'li yıllarda niye bu kadar çok sevildi sizce? Sahiplenildi. Hiç düşündünüz mü? Ya bir kere o şarkıların sözlerine dikkat edecek olursanız o dönemde yaşayan Türk halkının ortak paydalarına sesleniyordu. Yaşam zorluğu, geçim sıkıntıları, sevdiğini kaybetmeler, sevdiğinden ayrılmalar vesaire vesaire. Yani hep bir takım acıları yaşamış, ortak paydası olan acıları yaşamış kişilere hitap eden şarkılardı bunlar. Dolayısıyla arabesk müziğin sevilme sebeplerinden bir tanesi o şarkı sözleri ve o şarkıyı dinlediğiniz andaki psikolojik durumunuz. Ve dikkat ettiyseniz o dönemlerde sadece TRT1 vardı ve arabesk müziğe karşı da bir savaş vardı. Yani onlar TRT'de çıkamıyorlardı. Yani TRT televizyonlarında ve radyolarında arabesk müziğe yer verilmiyordu. Peki buna rağmen nasıl oldu da o dönemde milyonlarca kişiler tarafından sevildi? Çünkü arabesk müziğe minibüs şoförleri, halk otobüsü şoförleri sahip çıktı ilk önce. Ve minibüslerde ve halk otobüslerinde seyahat eden insanlar da genellikle düşük gelir seviyesine sahip. Bir takım acıları yaşamış demin saydığım ya da yaşamakta olan kişiler. Bunlar o minibüse
halk otobüsüne bindiği anda kaset çalardan ve minibüsün hoparlörlerinden gelen Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur ezgilerini hep dinlediler. Ve defalarca dinlediler. Her gün işe gidip gelirken kasetlerde onlar çalıyordu. Şeylerde onlar çalıyordu. Ben bile onlardan dinledim ve sevdim. Ben çok severim, hala dinlerim. Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur gibi arabeskin ağır toplarını. Bakın ben, burada da mesela dedim ki pazarlama karmasına bakacak olursak psikolojik durum, dinleyenin psikolojik durumu ön planda sanki. Şunu sormuşumdur. Yani bu bir bilinçli yapılan bir hareket miydi? Yani arabesk müziğin minibüslerden halka yayılması yoksa kendi kendine mi oluşmuştu? Çünkü hani başka yolu yok kitlelere duyurulması için. TRT'de yasaklısınız. Yani bu konular çok ilginç. Konuşması da, okuması da çok keyifli konular bana kalırsa. Yani demin de dedim ya, psikoloji veya sosyoloji öğrencilerinin akademik kariyer yapmak istiyorlarsa bu konu, yani bir şarkının ya da müziğin işte neden sevildiği konusu mutlaka doktora veya master tezi konusu olmalı. Hele konservatuvar öğrencisi ise ve bu alanda akademik kariyer yapmak istiyorsa bu da bu öğrenci de hangi melodik dizilimlerin beğenilme ihtimalinin daha yüksek olacağını araştırmalı. Yani bu çok bakir bir konu ve mutlaka araştırılması, incelenmesi gereken bir konu bana kalırsa. Evet, tekrar tekrar dinlenen şarkıların beğenilme olasılığının yüksek olduğunu söyleyen bir araştırmanın varlığından bahsetmiştim. Bir başka araştırmada da yavaş tempoyla başlayan ve daha sonra hızlanan ya da hızlı başlayıp yavaş biten şarkıların beğenilme olasılığının yüksek olduğunu ortaya koymuş. Evet, yani baktığınızda öyle yavaş başlayıp da hızlı giden, sonra yavaşlayarak giden bir sürü şarkı var. Mesela örnek vereyim size. Metallica'nın The One şarkısı. Çok severim. Bakın o şarkıyı dinlediğinizde, dinlemeye başladığınızda böyle gerçekten çok yavaş başlıyor. Bir clean gitar, arpej yapıyor. Sonra solist giriyor. O da hani çok slow müzik de demesem de öyle kulağa çok rahatsız etmeyen bir ses tonuyla, ki biliyorsunuz hard rock ve heavy metal müzik türünde sanatçıların o kullandıkları ses tonu bazı kulakları rahatsız edebilir. Yani çoğu müzik çok gürültülü gelebilir. Ne lan bu, kapattı mı falan der. Başım şişti der. Bizim büyüklerimiz öyle derdi bize, oturup müzikleri dinlediğimizde. Sen ne zevk alıyorsun bu müzikten falan filan derler. Her neyse. Ama mesela bu The One şarkısı öyle değil. İlk 3-4 dakika çok yumuşak gidiyor ama sonra bir başlıyorlar ki değme metal veya hard'ın da hard rock şarkılara pabuç çıkartır. Yani mesela ben o Duvan şarkısı da benim sonradan keşfettiğim. Yani ben Metallica'yı son 2 yıldır dinlemeye başladım. Mesela Duvan şarkısını bu sebepten dolayı sevdiğimi düşünüyorum. Öyle başka ne örnekler verebiliriz? Mesela şey, Guns N' Roses'tan Don't You Cry Tonight. Mesela çok slow başlıyor. Ondan sonra bir arada şey var. Bir anda hızlanıyor. Özellikle o elektro gitar solosunun olduğu bölüm falan. Hep bunlardan örnek veriyorum ama ne yapayım, ben bunları çok seviyorum. Hard rock. Rock daha doğrusu, biliyorsun. Hard rock ve metal
rock şeyinin, müzik ritminin diyeyim, alt parçalarıdır. Çalışıyorken yaptığım işin gereği çok telemarketing eğitimi almıştım. Ben de verdim daha sonra. O eğitimlerde işte bu bir telemarketing, yani telefonda satış metni tasarlanırken nelere dikkat etmeliyiz tarzı bir konu vardı, alt bölüm. Şunu diyordu hocalar, anlatıcılar. Yapacağınız konuşmanın ilk 20 saniyesi çok önemlidir. Çünkü bu konuşma neticesinde telefondaki kişi sizi dinlemeye veya dinlememeye karar verir diye. Yani ilk 20 saniyenin metinlerini çok iyi seçmeniz gerekir diyor. Bu aynı şey müzik için de geçerli. Yine bir araştırmalarda müziğin giriş kısmının, yani intro kısmının çok önemli olduğunu vurgulamış. Intro iyiyse bundan sonra gelecek olan nameleri, yani ki işte müziklerde intro 30 saniye ile 50 saniye arası sürüyor, ama Metallica gibi, Pink Floyd gibi gruplarda bazen o intro 5-6 dakikaya kadar sürüyor artık. Yani şarkının niteliğine göre. Mesela şeyi biliyor musunuz? Pink Floyd'un Shine On You Crazy Diamond. Girişi yanlış hatırlamıyorsam ya 6 dakikaydı ya 7 dakikaydı. Ama güzel bir giriş. Yani benim çok sevdiğim şarkılardan bir tanesidir. Ama böyle Pink Floyd değilseniz, müzikle de bir şekilde uğraşan birisi olarak uzun introlara çok da fazla girmeyin derim. Ama şurada bir gerçek vardır ki müziğin introsu, yani giriş kısmı çok önemlidir. Oranın melodisi çok önemlidir ve o melodi ve giriş, orada çalarken göstermiş olduğunuz performans iyiyse eğer, o ilk 30 saniye, 50, hadi bilemediniz 60 saniye arası, dinleyicinin o müziği sevip kalanını da dinlemesini sağlayabilir. Sizin de fark ettiğiniz gibi şu ana kadar bir şarkının veya bir müzik eserinin neden sevilebileceğine dair öyle ortada çok somut bir argüman veya önerme yok. Olayın işte psikolojik unsurlarına falan değinen, tekrarlarla, işte ne kadar çok tekrar edilirse müzik o kadar sevilir diyen bu tarz işte araştırma sonuçları var. Olayın melodi yönüne kimse girmemiş daha, girememiş daha doğrusu. Çünkü o olay hani o kadar basit değil. Fakat şunu yaptıklarını duydum. Belki buradan bir sonuç çıkar. Bilgisayar teknolojisini kullanıyorlar. Yapay zeka teknolojisini kullanıyorlar. Ne yapıyorlarmış biliyor musunuz? Dünyada işte atıyorum son 20 yılda dünya listelerine girmiş bütün şarkıları bilgisayara yüklüyorlarmış ya da yüklemişler. Bilgisayara bu şarkıların akor dizilimi, melodik gam dizilimi, işte ritimler, kullanılan sazlar vesaire, işte de hani bir müzikle ilgili aklınıza gelebilecek demin saydığım işte 6 tane unsur falan filan. Bunların hepsini, bu işte yükledikleri on binlerce şarkıyı bilgisayara demin saydığım açılardan analiz ettiriyorlarmış. Ve böylelikle dünya listelerine girecek kadar sevilmiş olan şarkıların melodilerindeki ve düzenlemelerdeki ortak özellikleri bulmaya çalışıyorlarmış. Bunu zaten ancak bilgisayarlar yapar. Başka bir şey yapamaz. Yani on binlerce
şarkıyı, on binlerce şarkıyı, milyonlarca notayı, işte gamları, akorları, bilmem neyi ancak bilgisayara analiz ettirerek böyle sonuçlar çıkartabilirsiniz. Bu araştırmanın sonucu henüz yayınlanmadı, hala devam ediyor. Bakalım, ben de merakla bekliyorum. Belki burada bir sonuç çıkar ama şöyle bir tehlike var burada da. Artık beste yapmak için insanlara ihtiyaç kalmayacak, bestecilere. Bilgisayar bu yaptığı analizlerden yola çıkarak kendi kendine beste yapabilir hale geldi. Burada böyle bir sıkıntısı var bence. Ama yani insan faktörünün mutlaka olması gerekir. Şimdi bakıyorsunuz bu müzik teknolojisi o kadar çok gelişti ki bilgisayarla entegre olarak. Yani her şey bilgisayarın içinde hazır var. Mesela şu gördüğünüz Cockpey Abin Professional Arranger Org içinde bir sürü hazır binlerce ritimler, şunlar bunlar var, binlerce müzik aleti var ve tek yapmanız gereken çok iyi çalmasanız da onları eğer varsa müzik teorisi altyapınız akıllı bir biçimde bu orga yerleştirmek. Gerisini kendi hallediyor. Yani bir müzik aletini en azından benim için geçerli bu. Bir müzik aletini tam olarak iyi çalamıyor olsanız da bununla bazı eserler vücuda getirebiliyorsunuz kendi çapınızda. Mesela bilgisayar programları var. Mesela GarageBand var. Çok hoş, kullanıcı dostu bir program. Orada siz kendi müziğinizi kendiniz eğer müzik teorisi bilgisine sahipseniz yapabiliyorsunuz. Bas setleri var, bateri setleri var. Gitarlar yaylısı ayrı ayrı. Böyle üst üste kayıt yapıyorsunuz. Bir sürü yani iz açılıyor. Ve play'e bastığınız zaman hepsini aynı anda çalıyor falan. Dolayısıyla müzik teknolojisi, bilgisayarlı müzik teknolojisi de bayağı gelişmiş durumda. Ama ne olursa olsun bu 70'li yıllardaki, 80'li yıllardaki tadı veremiyor. Vermez. Yani gerçek insanların çalıp besteleyip çaldığı şarkıların yeri bambaşka tabii. Evet. Yani ben bu konuda söyleyebileceklerim bu kadar. Eğer özellikle beni dinleyenler arasında konservatuvar bölümünde okuyan veya müzikten daha fazla, benden daha fazla anlayan kişiler varsa, özellikle melodik anlamda bir şarkının sevilme ihtimalini arttıran unsurları benim YouTube kanalımdaki bu videonun altında yer alan yorumlar hanesine seve seve yazabilirler. Çünkü benim müzik bilgim çok sınırlı. Ben emekli banka müdürüyüm. Hobi olarak bu işe bulaştım. Benim için güzel bir vakit geçirme unsuru. Müzikle uğraşmak her zaman için iyidir. Hem ister dinleyin, ister biz çalın ya da böyle benim gibi kendi bestelerinizi yapmaya çalışın veya yapılmış besteleri yeniden düzenleyin falan. Gerçekten çok keyifli bir uğraş. Yani bulmaca çözmek gibi. Kafanızı dağıtıyor. Daha geç Alzheimer olurum diye ümit ediyorum bu işlerle uğraştığım için falan. Ama böyle müzikle benden daha fazla uğraşan artık bu müzik mesleği olmuş kişilerin belki bu konuda söyleyecekleri çok daha fazla şeyler olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Sıtkı Coşkun. Eğer bestelerimi merak ediyorsanız en iyi bestelerim diye bir oynatma listesi var. Bana göre şu ana kadar yaptığım en iyi besteler onlar. Göz atın isterseniz. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.